Nur Sena tek başına babasını arıyor. Hüseyin Garlık Küçük Özyiğit'i arıyor. Nur Sena kamuoyu durumunuzu takip ediyor. Çok çok önemli bir olay insanların kaçırılması. Ben en önemli hak ihlali olarak görüyorum insanların kaçırılmasını. Sizin babanızdan önce de birçok insan kaçırıldı ve onları da çok çok önemsedim. Kamuoyu istediği kadar bu tür konuları önemsemesin. Bizim için bir insanın yaşam hakkının, can güvenliğinin ihlal edilmesi kadar büyük bir hak ihlali olamaz. Sizin de ne hissettiğinizi az çok tahmin ediyorum. Önceki mağdurlardan hatırlıyorum, biliyorum. Söz sizde, durum ne halde? Kısaca bir özetler misiniz? Nereye geldik? Nasıl son durum? Öncelikle teşekkür ederim Ömer Faruk Bey. Aradan 2 ay geçmiş ve yapılan bir işlem yok bize bildirilen. Maalesef hiçbir yeni bir ipucu yok. Yapıldığı gözüken bir araştırılma yok. Bununla yüzleşmek, yani kimse babamı araştırmıyor şu anda. Dosyayı gizliye aldılar. Aslında bu da önemli bir konu. Yani çok sayı söylemek istemesem de 18 gün boyunca savcı atanmıyor kaybedilen bir insanın dosyasına. Sonra bu atanan savcı işlemlere başlaması, isminin sistemde gözükmesi. Şu anda en son programımıza çıktığımda baktım aynı şeyleri söylememek için. O zaman babam kaybedileli 15 gün olmuş. Çok daha ümitliymişim, bunu görebildim. Belli şeyler bulunmuş, kaybedildiğine dair, takip edildiğine dair görüntülere ulaşabilmişim o zaman. Ama şunu söyleyebilirim ki bugün 71. gün. Avukatımızla uzun süre görüşmek istemiyor avukatımızla. Sonra bir ay sonra işlemler tam başlıyor, artık yapılacak bir şeyler diyorsunuz. Telefon sinyal takip talebimiz reddediliyor. Diğerlerine cevap daha gelmeden savcı değiştirilmeye karar veriliyor. Bu benim için çok garip bir durum. Normalde ilk açıldığında dosya babamın önceki davası üzerinden, terör üzerinden açılmıştı. Sonra biz orada bir savcı ataması beklerken geri düze alındı. Bu kaybedilme, basit bir olay denilerek hani geri düze alındı ve açık şekilde ilerlerken dosya, tam işlemler başladığı anda dosyayı tekrar teröre alıp, ki bu 12 gün bir savcı atanmadığı süre oldu tekrar babamla ilgili. Ve kaçırılan bir insanın 12 gün içinde yaşadıklarını düşünmemeye çalışsam da ben aslında bir an düşününce bu 12 gün boyunca savcı o sırada yok yani ve çok ciddi bir şey bu. Şu anda dosya gizli de şimdiye kadar yapılan bir araştırma olmadı doğru dürüst. Artık şu anda ne yapılabiliyor, ne yapılıyor bilmiyorum. Öğrenemeyeceğiz de muhtemelen. Neden gizliye alındı bunu da bilmiyoruz. Çünkü düz savcıdayken bir araştırma yapılmadan tekrar teröre geçmesi kararlaştırılıyor. Yeni bir savcı atandı. Evet, o da cuma günü atanmış. Ama evrakları takip şu anda gizlilik kararı olduğu için işlemleri tam olarak takip edemiyoruz maalesef. Çok fazla cevapsız bırakılıyoruz. Yani 70 gün oldu. Maalesef bir ay geçtikten sonra, babamın kaybolmasının üzerinden bir ay geçtikten sonra ben aynı ifadeyi Ankara'da tekrar verdim babamla ilgili. Çünkü dosya takibi yapılmamış bir ay boyunca siz babanızın kaybolduğunu, kaçırılma şüphesini takip edildiğini söylüyorsunuz. Bununla ilgili bir savcı takipsizlik kararı veriyor. Bu garip bir durum. Ama üzerinden yapılan bir işlem yok. Bir ay geçiyor, tekrar aynı ifadeyi veriyorsunuz. Bir ay sonra siz en azından aracının bulunmasını beklerken sizi arayıp aracı da mı kayıp diyor polis memuru. Yani bu konuda dosyada hiçbir zaman Yani etkin bir şekilde doğru yaklaşılmadığı düzgün işlem yapılmamış belirtiyor. demek ki. Ciddiyetle durulmamış dosya üzerinde. Evet ve bunun sebebini anlayamıyorum, yani böyle bir şeyin olabilmesini. Artık geldiğim noktada kendimizi güvende hissetmiyoruz maalesef. Normalde rahat bir şekilde dışarıda dolaşabilirken artık sürekli bir yere gittiğimde annemi bir saatte bir arıyorum. Ben buradayım, şuradayım. Artık üzerimizde bir korku var. Maalesef babamı bulma konusunda ümidim azaldı. Çünkü bu olmaması gereken bir durum. Sizin en değer verdiğiniz kişiyi bir anda yok ediyorlar. Ve bu konuda birileri kendini haklı görüyor sanırım. Bir insanın kaybedilmesi üzerinden ben burada, benim babam aslında iyi birisiydi, ne kadar iyi biri olduğunu anlatmak, okumuş birisiydi, kimseye zararı olmayan birisiydi demek zorunda kalmam bile garip aslında. Bir insanın kaybedilmesi kabul edilemez bir durum. Ama kabul ediliyor. Soru önergelerimize cevap vermediler. Siz verdiniz, birkaç milletvekilimiz daha verdi ama hiçbir yerden cevap alamıyorum. Tam tersi, bu konu bir propagandaymış gibi değerlendiriliyor. Sanki ortada kaybedilen bir insan yokmuş da bunu dikkat çekmek, bir şeyler için
bir insan bunu neden yapsın çok düşünmüyorlar. Çünkü bir insanın kaybedilip araştırılmaması daha imkansız geliyor insanların gözüne muhtemelen. Ki benim için de öyleydi. Yani öyleydi derken önceki kaybedilmeler üzerinden söylemek istemiyorum. Yani buna inanmak aslında daha kolay. Bir insanın kaybedilmesi yerine bir insanın kaybedilmesi hakkında yalan söylenildiğine inanmak. Ama maalesef yapılan hiçbir işlem yok. Gelinen noktada artık babamı araması gereken kurumlara değil de kaybeden insanlara artık lütfen bırakın demem gerekiyor. Maalesef bu kadar çaresiz duruma geldim. Geçtiğimiz günlerde kardeşimle konuşurken yani ya babam bir daha gelmezse konuşmak zorunda kaldık. Bu garip bir durum. Bir sürü şey konuşuyor olabilirdik ama artık hani ya babandan bir daha haber alamazsın mı konuşmak, konuşmamaya çalışmak alırız deyip kapatsak da böyle bir ihtimal var ve bunu düşünmek zorunda bırakıldığım için çok mutsuzum. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Babam bu ülkenin başkentini kaybedilmiş ve 70 gün boyunca bir araştırılma olmaması maalesef 83 günde babam bulunması konusunda ümidimi azaltıyor. Ve hiçbir yerden dönüş alamıyoruz. Tüm başvurularımızı yaptık. Siz de biliyorsunuz Birleşmiş Milletleri Anayasa Mahkemesi'ne. Hiçbir yerden hiçbir şekilde dönüş alamıyoruz. Tam tersi başvuru yaptığımız kurumlar üzerinden baskı kuruluyor üzerimizde. Benim Ankara Barosu'na bir başvurum oldu bu konuda rapor hazırlanmasıyla ilgili. Bununla ilgili polis merkezinden geldiler. Neden başvurdun, nasıl yaparsın, işte ne gerek var, savcıya başvursan yetmiyor mu? Ve tehditvari, sinirli bir yaklaşım. Yani insanın bulunmaması üzerinden değil de bulunmamasının sorgulanması üzerinden bir gariplik olduğunu düşünüyor insanlar. Öyle. Evet, yani Ankara Barosu'na başvuruyorsunuz, bu konuyla ilgili bir rapor hazırlayın diyorsunuz. Polis size Ankara Barosu'na niye başvurdun diyor. Evet ve bunu yani çirkin bir şekilde yapıyor. Yani bulunduğun noktaya araçla geliyor. Hani emniyete gelmek istediğimi söylemiştim ben mesela. Hani konuşulması gereken bir konu varsa haricinde sivil bir araç, sivil iki kişi. Böyle yani göz korkutma gibi olmaması gereken yaklaşımlarda bulunuyorlar. Evet. Değerli izleyenler, biz bu ve buna benzer olayları çok dinledik maalesef. Kaçırılan insanların başvuruları hep bu şekilde ilgisizlikle karşılandı. Ulusal mekanizmalara başvurdular. Emniyet, savcılık da ilgisizlikle karşılandılar. Savcılar ilgisiz kaldı, cevap vermedi, dosyaları sümenaltı etti. Emniyet gereken araştırmaları yapmadı. HTS kayıtları, kamera, MOBESE kayıtları doğru dürüst incelenmedi. Uluslararası kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na soruları ciddiyetle cevaplanmadı veyahut da geciktirildi. Birleşmiş Milletler ve AHİM tarafından sorulan sorular. Bir benzerini yine yaşıyoruz ve bu kaçırılan kişiler bir anda emniyet müdürlüklerinde böyle ışınlanmış gibi aniden ortaya çıktılar. Kimse de bunu sorgulamadı. Güya bir GBT'de bunlar yakalanmıştı. Farklı illerde kaçırılan insanlar Ankara'da yürürken bir GBT'de yakalandı diye ilan edildi. Kimi kaçırılan mahkemede işkence gördüğünü söyledi, kimisi de sustu. İşkence gördüğünü söyleyenlerin mahkemeleri kapalı duruşmaya döndü. Böyle garip süreçler yaşandı. Biz tabii Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit'in kaçırılmadan önceki son görüntülerinde 3 kişi tarafından izlendiğini, takip edildiğini gördük. Bunu da Nursena kendisi buldu bu kamera görüntülerini. Herhangi bir savcılık falan bulmadı. Aslında hani savcılığın yapması gereken bir işi mağdurun yakını yaptı. Ve hani belki bu noktada da biraz gecikseydi bu görüntülere de ulaşamayacaktı. Her şey ortada ama Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit ortada yok. Nerede bu kişi? Bunu biz kamu adına sorduk. Milletvekili olarak Adalet Bakanlığı cevap vermiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları'nın İnceleme Komisyonu cevap vermiyor. Biz boşuna mı diyoruz? Kolektif bir şekilde bazı şeylerin üstünü örtülmeye çalışıldığını boşuna mı söylüyoruz? Her yerde bunu söylüyoruz. Bakanlıklar, Meclis Başkanlığı, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve diğer birçok yer, adli kuruluşlar, idari kuruluşlarda kaçırılan insanların işlemlerinin üstünün örtüldüğünü
görüyoruz. Ve işte bunları ispat eden bir vaka, bir mağdur yakını karşımızda. Nursena, ne diyorsun bu işlemlerin garipliğine? Yani denilebilecek o kadar hiçbir şey yok ki artık. Ben ne söyleyebilirim bilmiyorum. 70 gün geçti ve daha ne kadar geçecek bilmiyorum. Bir insanın bunu bunu yaşatamazlar babama, ama yaşatıyorlar. En azından yani bize bunu yaşatmasınlar. Babamı arama gereği duymayan görevliler vardı maalesef. Bununla yüzleştim. Bir dava alması üzerinden araması gerek görülmedi. Ama ya en azından bize bunu yapmasınlar. Gerçekten bunu kimse hak etmez. 70 gün geçti ve hayatınızı devam ettirebileceğiniz bir konu değil. Ben bu konuda birçok kişinin duyarsız kaldığını farkındayım. Maalesef hiç kimse yanıt vermiyor. Yani birçok medya organına yazıyorum. Hiçbiri dönüş yapmıyor. Birisi dönüş yapıyor, haber yapıyor. Sonrasında sizin meclisteki bir konuşmanızda özellikle dikkatimi çekmişti. O yayın için, o zaten terör örgütü propagandası yapan bir kanal denildi. Oysa hepsini yazıyorsunuz ve kimse bunu kimse ilgilenmiyor bu konuyla ve çaresiz bırakıyorlar sizi. Yani ilgilenen kişiyi suçlayarak sanki bu doğru değilmiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Ve yetkili hiçbir kurum hiçbir işlem yapmıyor. Sebebini, yani bu ülkede yaşayan insanların can güvenliği yok mu diye düşünüyorum maalesef. Ve böyle garip bir durum. Uluslararası Af Örgütü'nün imza kampanyası oldu. Yaklaşık 20 bin imza toplandı. Ona da dönüş yok. Yani hiçbir şekilde dönüş yok ve sizden bunu beklemenizi bekliyorlar sanırım. Yani bir insanı birileri kaybedebilir. Bu konuda birileri de araştırma yapmaz. Ve hiçbir şey yapmadan beklemeniz gerekiyor. Ben milletvekillerinin hepsine tek tek mail attım bu konuyla ilgili. İsmen attım tek tek. Gerçekten bunun için saatler harcadım. En azından belki bir tanesi dönüş yapar diye. Ve maalesef hiçbirine dönüş alamadım neredeyse. Herkesin savunması gereken bir konu olmasına rağmen, her partinin insanın bu olayı çözmeye çalışmasına rağmen birçok kişi duymazdan geliyor. Bunun yaşatılmaması gerekiyor. Gerçekten bu ülkede bunun yaşatılamaması gerekiyor. Ama yaşatılıyor. Bir an önce çözülmesini istiyorum. Herkes, yani destek olan çok fazla insan var. Bu olayı duyan çok fazla insan var. Ama yetkili kurumlar duymazlıktan geliyor. En azından gerçekten artık kaçıran kişilerin bırakmasını istiyorum babamı. Gerçekten lütfen bırakın yani. Bu şekilde olmamalı ya. Bu yaşatılmamalı. 70 gün hayatınızı durduramazsınız. Durun yani, bir şeyler ilerliyor. Ne kadar süre yetişemiyorsunuz. Çok korkutucu. Çok korkutucu bir şey. Evet. Yani gerçekten denilecek bir şey yok. Ne hissettiğinizi diğer vakalardaki mağdur yakınlarından da biliyorum. Bir belirsizlik. Yusuf Bilge Tunç 1,5 yılı aştı. 6 Ağustos 2019'da kaçırılmıştı. Hani diyelim ki başına bir şey gelen bir vatandaş olabilir. Bir müddet sonra mutlaka, hani eğer ki ölmüşse, cesedi, cenazesi çıkar bir yerlerde. Hayır, öyle bir şey de olmadı. 1,5 yıldır Yusuf Bilge Tunç'un hani cesediyle ilgili bir şey çıkmadı. Herhangi bir ölüsü falan çıkmadı. Ne dirisi var, ne ölüsü var. Hiçbir yerden çıkmıyor. Demek ki bir yerlerde tutuluyor diye insan düşünüyor. Başka bir türlü olmaz. Çünkü yani mutlaka bir yerlerden, eğer ki öldürülmüş olsa, bir yerlerden cesedi çıkar bir insanın. Ama belli ki başka bir şey olmuş, bir yerlerde tutuluyor, başka bir şeyler olmuş diye düşünüyor insan. Babanız için de hani böyle üzücü şeyler söylemek istemem, ama bir gün mutlaka ortaya çıkacak diye temenni ediyoruz. Sizlerin yaşadığınızı da biliyorum ve ülkedeki yargı sisteminin ne kadar hukuksuzluk içinde olduğunu, ne kadar ön yargılı, ne kadar baştan savma, ne kadar laçka bir durumda olduğunu da çok iyi biliyorum. Hani sizin için 24 saatinizi dolduran, gece rüyalarınıza giren bir büyük hadise, yargı kurumlarına gittiğinizde, idari kurumlara gittiğinizde sıradan basit bir olay gibi karşılanıyor. Bunun sizde yarattığı dehşeti anlıyorum. Bu nasıl bir duyarsızlık diye düşünüyorsunuz. Bunu çok iyi yakinen görüyorum. Çok haklısınız. Ben son olarak yine
Hani durum ortada. 71 gün oldu. Yetkililere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak sözü size bırakayım Nursena Hanım. Sizi gündem etmek benim için çok önemli. Çünkü insan kaçırmaların en önemli insan hakkı ihlali olduğunu biliyorum. 29 Aralık'tan beri de ciddiyetle takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdik. Cevap gelmiyor. Diğer vakalarda olduğu gibi. Ve bu da bizim tedirginliğimizi ve şüphelerimizi arttırıyor. Çünkü biz 1990'lı yıllarda Beyaz Torosları bilen ve daha sonra bunun bizzat devlet görevlileri tarafından itiraf edildiğini bilen insanlarız. Yani Beyaz Torosların devlet görevlileri tarafından kullanıldığını, bir takım kaçırma olaylarında kullanıldığını bizzat ülkenin en üst sorumlu yetkilileri tarafından itiraf edildiği günleri çok iyi biliyoruz. Berfu Anaların ülkenin o dönem başbakanı olan, şimdi cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından konuk edilip dinlendiğini çok iyi biliyoruz. Ve şu anda da o Berfu Anaların bir benzeri Nursena kız karşımızda. Son olarak ne demek istersiniz Nursena Hanım? Bununla ilgili, yani sizin de söylediğiniz gibi, ben cumartesi annelerinden de birileriyle konuştuğumda bu çok acı verici bir şey. Onların ailelerinden birileri kaybedilmiş ve yıllardır arıyorlar. Bu konuda, bu olayların bitmesi için verdikleri çok büyük bir mücadele var. Ve ben onlara gidip babamın kaybedildiğini söylediğimde onlar bu olayı tekrar travma olarak yaşıyorlar. Ben yaşıyorum. Yusuf Bilge Bey'in eşiyle konuştum. Çok uzun bir süre gerçekten. Küçücük çocukları var. Bu hafta doğum günüydü. Nasıl geçirdiler bilmiyorum. 2 yıla yaklaştı neredeyse. Ve bu olaya karşı artık gerçekten bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu ülkede kaybedilmeleri bir çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü Acun Hocam'ın da söylediği gibi bir insanın kaybedildiğinde kimsenin güvende olduğunu düşünemeyiz aslında. Yani bizim gizli ya da garip bir hayatımız yoktu. Herkes gibi normal bir şekilde yaşıyorduk. İnsanlara babamın hep iyiliği dokunan bir insandı. Ve bir anda bir insanı kaybedebiliyorlar birileri ve buna karşı devletin artık bunu önleyecek bir politika geliştirmesi gerekiyor. Bu ciddi bir suç ve yetkililerin çözmesi gerekiyor. Ama yapılan bir şey göremiyoruz. Umarım artık bir işlem yapılır. Yusuf Bilge Bey de babam da sağlıklı şekilde bulunurlar. Böyle, yani bir an önce bu konu konuşularak çözülmesini bekliyorum. Peki. Nursena Hanım, biz sizi yalnız bırakmayacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Yaşadıklarınızı çok iyi biliyorum ve siz özellikle bir genç tıp fakültesi öğrencisi olarak bir tarafta dersleriniz, bir tarafta bu sıkıntılı hadise. Tahmin ediyorum ki hayatınız allak bullak oldu. Babanızı arıyorsunuz ve sizin ve babanızın hayatını korumakla mükellef olan devlet yetkililerinden ciddi cevaplar alamıyorsunuz. Anayasal bir hak olarak sizin yaşam hakkınız, babanızın yaşam hakkı, can güvenliğinden sorumlu olan devlet yetkililerinin, adli mercilerin size tatminkar cevaplar vermesi lazım. Verilmediğini görüyoruz. Bu konuyu sorguluyoruz. Üstüne de gitmeye devam edeceğim. OHAL döneminin sıkıntılarını az evvel Acun Karadağ hocamdan dinlediniz. Şimdi de sizi dinledi tüm kamuoyu. Biz bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Eğer ki takdir bize nasip ederse biz bunları dile getirmeye de devam edeceğiz inşallah. Programımızı burada bitiriyoruz. Nursena Hanım, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ve siz lütfen kamuoyunu bilgilendirmeye devam edin. Yalnız değilsiniz, bunu bilin. Kamuoyunun duyarlı kesimi sizi duyuyor, hissediyor, elinden gelen her desteği vermeye çalışıyor. Lütfen yalnızlık duygusuna kapılmayın. Ben bir milletvekili olarak size sonuna kadar yardımcı olacağım. Kamuoyunun duyarlı tüm kesimleri de yardımcı olacak ve bir gün inşallah Hüseyin Galip Küçük Ezyiğit babanız ortaya çıkacak diye temenni ediyorum. Size hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim Ömer Faruk Bey, beni konuk aldığınız için, herkesin sesini duyurmaya çalıştığınız için. Umarım bu süreç geçer. Size de bu konuda yaşadığınız sıkıntılardan dolayı ne diyebilirim bilmiyorum. Çok fazla sıkıntı var. Herkese çok teşekkür ediyorum.
bilhassa size destek olan herkese. Görüşmek üzere. Peki. Hayırlı günler.